Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Kafa Dengi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size solar sistemler ile bir evin aydınlatmasının nasıl yapılması gerektiğini ve bunun maliyeti ile ilgili bilgi vereceğim. Solar panellerle ilgili yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu evde 3 tane ön tarafta, 2 tane de yan tarafta olmak üzere toplamda 5 adet 7 wattlık bir dış mekan aydınlatma var. Banyolarda kullanılan ampuller 5 wattlık ampuller kullanılıyor. Koridorlarda 7 wattlık ampul kullanılıyor. Salon, mutfak gibi geniş odalarda ise 12 wattlık ampuller kullanılıyor. Ayrıca dilerseniz evin içerisinde 12 voltla çalışan 10 wattlık veya 20 wattlık veya 5 wattlık projektörler de kullanabilirsiniz. Şimdi projektörümüzü yakalım. Şimdi bu evin elektriği tamamen 12 voltla çalışan ampullerle sağlanılıyor. 12 volt, 12 watt, 9 watt, 7 watt ve 5 watt olmak üzere çeşitli ampuller kullanılıyor. Yalnız yan tarafa komşu eve verdiğimiz elektrikte 12 voltluk ampuller kullanılıyor orada da. Ancak bu sadece elektrikler kesildiği zaman kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir sistem. Bu ev tamamen elektriğini güneşten sağlıyor. Çeşitli watt aralıklarıyla çalışan 12 voltluk ampulleri 22 adet ampulü. Sadece 40 wattlık bir panel ve 135 amperlik bir akü ile sağlıyoruz. Panel ve akü arasında herhangi bir şarj kontrol cihazı kullanmıyoruz. Zaten akü oldukça güçlü. 135 amperlik bir akü. 40 wattlık solar panel 135 amperlik aküyü tamamen doldurmaya yetiyor. Bu aküde 22 adet 12 voltluk çeşitli watt aralığıyla çalışan ampulleri gece boyunca yakmaya yeterli geliyor. Ampullerimiz bu 12 voltta çalışan 12 voltluk bir ampul. Şöyle göstereyim. Şimdi bunlarda bazı sorunlar çıkıyor, bazı sıkıntılar çıkıyor. Onları da anlatacağım size. Bunun için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu evlerde kullanılan ampuller 12 volt, tamamen 12 voltta çalışıyor. Ancak watt aralıkları farklı. Bu 12 volt 5 wattta çalışan bir ampul. Bu yine 12 volt ve 7 wattta çalışan bir ampul. Bu ampulümüz 12 volt ve 9 wattta çalışan bir ampul. Bu ampulümüz de yine 12 volt ve 12 wattla çalışan oldukça aydınlatan bir ampulümüz. Şimdi toplamda 22 adet ampul kullanılıyor burada. Düşse de bir şey olmuyor ampulleri bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü plastik tamamen, bir sıkıntısı olmuyor. Bu evde ve komşu evde kullanılan toplam malzeme 12 voltla çalışan 3 adet 12 watt ampul. Yine 12 voltta çalışan 9 watt 4 adet ampul. Yine 12 voltta çalışan 8 adet 7 watt ampul. 12 voltta çalışan 7 adet 5 watt ampul. Ve toplamda 135 amper akü ve 40 watt panel. Bu evde ve komşu evde kullanılan toplamda 22 adet ampul. 12 voltta çalışıyor bu ampuller. Bunların 3 tanesi 12 wattta çalışıyor. 4 tanesi 9 wattta çalışıyor. 8 tanesi 7 wattta çalışıyor. 7 tanesi de 5 wattta çalışmak üzere toplamda 22 adet 12 voltluk ampul kullanılıyor. Bu evin aydınlatma sistemi de 135 amperlik bir jel akü ve bu jel aküyü şarj etmek için de 40 wattlık bir solar panel, güneş paneli kullanılmakta. Şimdi bunların maliyetlerinin hesaplamasına geçelim. Toplamda maliyetleri bunların 60, 72, 120, 56, 1200 ve 180 lira olmak üzere değişiyor. Solar sistem ile aydınlatma, 12 voltluk çeşitli watt aralığıyla çalışan 22 adet ampulün ortalama maliyeti 308 lira, 300 lira diyelim. 180 ile 200 lira arasında 40 wattlık panel, 1200 lirada 135 bir jel akü, 1400-1700 lira civarında bir maliyet ile bir evin, hatta yan tarafta komşu evinde aydınlatmasını sağlamak mümkün. Bu sektörü ticari olarak kullanan firmalar maliyetinin %150'si kadar malzeme üzerine maliyet ekleyip çok astronomik rakamlar sunuyorlar. İnsanlar da bunların çok pahalı olduğunu düşünüp yaptırmaktan vazgeçiyorlar. Aslında bunlar çok pahalı değil. Birçok kişi kendisi de bu kurulumu yapıp solar sistemi kullanabilirler. Ampullerle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlar için de yeni videolar hazırlayacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.